Nasılsınız aynı ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada bir F30 F80 dönüşümünün her şeyine tanık olacaksınız. Ben biliyorsunuz arkadaşlar benim F80 dönüşümümü yaptıktan sonra birçok farklı arabaya da aynı şekilde projelendirmeye de bulundum. Bunlar hep takipçilerimin arabaları oldu. Onlardan ufak danışmanlık ücretleri aldım. Mesela şu anda 20-25 bin arasına yapıyorum bu işi. Onlarla beraber arabaların dönüşümlerini yaptık. Ne yapıyoruz? Parçaları beraber buluyoruz. Gerekli parçaları söylüyoruz. Gereksiz parçaları söylüyoruz. Nelerin nasıl kodlanması gerektiğini söylüyoruz. Yönlendirmeleri yapıyoruz bütün bu işlemlerin içinde. Zaten bana verdiğiniz bu parayı da bir tane koltuk alırken bile aradan çıkartıyoruz. Ondan sonraki de cebinize kar kalıyor. Bütün masrafların indirimleri. Bugün de öyle bir aracımız var arkadaşlar. Sefa. Birazdan tanıştıracağım kendisiyle. Trabzonlu bir arkadaşımız. İngiltere'den bana ulaştı. Abi dedi böyle bir şey yapmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Valla dedim oğlum İngiltere'desin. Nasıl yapacağız? Abi sen dedi onları alırız dedi. Ben buradan alırım. Sen oradan alırsın. Bana bul dedi. Ondan sonra bir arada toplayalım dedi. Daha sonra da işlemimizi gerçekleştiririz dedi. Biz de hepsini burada en son nihayetinde işte İstanbul'dan, İngiltere'den, Londra'dan, Litvanya'dan, Polonya'dan bütün parçaları topladık. Buraya Necip'in dükkanına yığdık. Bunların süreçlerini göreceksiniz birazdan. Kısa size göstereceğim. Şimdi bunu biliyorsun M3 çamurlu almadık bu araca. Önce bunun ana dizaynlarını getirdik. Tekerleğe ve tampona maşbeyle göre ölçülerini oluşturduk. Ondan sonra arasındaki boşluğu başka bir metal levhayla tekrar. Şimdi bunun gibi ara ayrıldı. Açılar oluşturuldu. Akabinde bunu şekilde bir metal levhayla arayı düzelteceğiz. Daha sonra burayı tekrar biraz önce gördüğün gibi komple çekişlenecek. Çekişlenirken birkaç tane açı olacak. Seyyar bize bu konuda daha yardımcı oluyor. İşi daha hassas ve daha güzel yapmamızı sağlıyor. Bütün hataları daha net gösterebiliyor. Şu seyyar dediğimiz bu lamba. Bu lambanın aksinden oluşan gölge ve ışık şeyleri bize hataları daha net göstermiş oluyor. Sistem bu şekilde uyarlanıyor. Tabii şimdi bir çamurluk almayıp da bu şekilde yaptığımız için önce detayları oturtmak gerekiyor. Kesiyorsun, o da biraz zor oluyor. Balık gibi elinde oynuyor vesaire ama şu an mesela bu olay şu pozisyonu şu an daha %50'si diyebiliriz. Yani bu pozisyona gelene kadar birkaç günlük burada bir emek var. Buralar da aynı şekilde doldurulacak. Önemli olan buradaki hizaya gelmesi. Öbür tarafta baktıysan normalde esas çamurluğumuzun hizası şu. Yani aşağı yukarı biz birazcık daha uzattık. Çünkü teker biraz daha büyük. Bir tık daha uzun olacak. Yani normalde 3-4 santim kadar çamurluğumuz dışarı şişti komple. Bu çekişleme işi bittikten sonra bir buraya parça, bir de oraya parça koyacağız. Sonra en ince tesviyesi olacak. Sonra en ince çekiş yapıldıktan sonra bu çamurluğun içini kapatacağız. Burayla işimiz bitecek. Bu ana kadar neler yapıldı abi? Ya bu ana kadar işte ön tarafına orijinal M-aynalar takıldı. Bunlar orijinal. Öyle hayalet yarasa vesaire değil. Ondan sonra ön tarafa motor kabudumuz takıldı. Üstten havalandırmalı modeli olan. Ondan sonra çamurluklarımız montajı oldu. M3, M4 tamponu bulundu bir tane. Bulması zor tabii bu malzemeleri. Hasarlı tampon var. Bu tampon hasarlı işte. Burada ayarlar olacak işte. Bu farlar yerlerine gelecek. Tampondaki hatalar düzeltilecek. Şu an ön tarafı tam bitmiş değil. Arka taraf gibi. Ondan sonra sistem bu şekilde ilerliyor. M3 koltukları takıldı. M3 direksiyon takılacak. M3 kadran takıldı. Tabii bunların kodlamaları yapılacak. Aynaların kodlamaları yapılacak. Koltukların tesisatları, iç tesisatlarını söktük komple. Onların tesisatlarını değiştirdik. Çünkü bulunan koltuklar bizim ülkemize uygun değil. Sağdan direksiyonlu bir aracın koltuğu olduğu için bunun iç tesisatlarını, iç motorlarını komple aldık. Ona taktık. Montajını sağladık. Şu an görsel olarak güzel. Yalnız yanda hareket ettirme levhalarımız da ters. Onların da değişmesi gerekecek. Aynı şekilde arka koltuklarımız var. Kapı panolarımız var. Göstergeyi çek istersen M4, M3 orijinal göstergesi. Muhtemelen NBT, M direksiyon takılacak. Ya arabamız safkana yakın motor haricinde bir M3'e dönüşüyor şu an. Bu çamurluklar şiştikten sonra tamponlar montaj yapacağım. Benim orada işim aslında bitmiş oluyor. Ondan sonra birkaç tane kodlama vesaire, farların kodlanması, aynaların kodlanması. Çünkü ayna da sol şeye göre farklı. Hareketleri farklı algılıyor. Onların pinleri değişecek. Göstergede bazı arızalar var. Onları çözecekler. Ama onlar tabii beni aşan işler. Onlar Sertaç Bey'in uzmanlık alanında olan işler. O ilgilenecek hepsiyle. Evet, Necim'in yapmış olduğu işlemleri size şöyle bir özetlediği yerden sonra gelin biz de Sefa ile tanışalım. Sefa kolay gelsin. Ne yapayım, buraları dökmüşsünüz, saçmışsınız her yerde bir parça. Ne haber? İyi abi, sağ
abi, sen nasılsın? Eyvallah. Biz de Sefa ile arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika önce falan tanıştık. Hani şeydeydi, dedim ya, İngiltere'deydi. Bir 6 ay boyunca aşağı yukarı hep böyle WhatsApp'tan işte şunu yaptım abi, bunu alayım mı, bunu buldum. Hayır Sefa, onu alma, bunu al, böyledir böyledir. Süreçten bir bize bahsetsin, hani nasıl geldi buraya iş? Sen bana bir mesaj attın. Aslında hiç arabayla ilgim yani her zaman vardı da hiç M3 toplama diye bir şey yoktu. Sürekli senin videolarını zaten izliyorduk. Değil mi? Takipçin bu arada. Evet. Dil eğitimine gittim. Çok öğrendin dil, değil mi? Hastanım ben. Ama araba topladım, geldim. Sürekli orada zaten Sertaç abiyle tanıştık. Ne yaparız, ne ederiz abi? Parçaları bulalım. Zaten Sertaç abinin de bayağı orada bağlantıları ve çok da güzel bir dili olduğu için bizde malum yok. Orada topladık parçalar işte. Ona ayrıca kızdım da ben. Ayrıca sonra ekranda şey yapmayalım. Dil eğitimine gittik, evet. Ama arabayı topladık. Bayağı bir süre, uzun bir süreç oldu aslında. Bayağı bulduk orada parçaları, topladık. Orada hep şey yaptık arkadaşlar. Yani hep fikir alışverişi. Hani danışmanlık dedim ya. Yani bir parçayı ben bunu böyle mesela şunları alayım mı diyor. Hayır diyorum, onları alma çünkü buna uymayacak. Ya da M4 aynası alayım mı, alma şundan dolayı uymayacak gibi. M4 çamurlukları mesela örnek vereyim, çok ucuzdur, çok fazla bulunur yurt dışında. Ama M3 yapıyorsan M4 çamurlukların çizgisi uymaz mesela. Bunun tersi lazım bize işte. Ben 21 Şubat'ta yapmıştım bir tane işte komple adaptif far falan. 4 serisi mi? Bu da 4.28'di, pertten dönme. 4'e iyi, 4'e rahat oluyor işte. Bunun bütün önce bütün önünü 4'e çeviriyoruz. Bendeki gelen koltuklar da şeydi. Aynı koltuklar zaten. Aynı koltuk. İngiltere'den mi geldi? Ya şunun tersi lazım bize. Parça kodu bu zaten. Da bakalım bu uyuyacak mı işte. Bu ya, normal bir F30, standart bir F30. Amacın şuysa... Amacın bu değil. Sadece ilerisi gerisi yok. Bura böyle önemli değil. Bura hariç her şey oluyor. Bir tane şey al. X5'inkini al. X5'inki direkt uyuyor. X5'inki uyuyor mu? F15, X5'inkini al. Hem bir X5 buluyoruz. Arada muhabbette biz bir çay molası verdik. Parçayı bir şey anlatıyorduk. Şarj bitti, bir şey oldu. Oraya bir geri dönünce. Ne anlatıyorduk onu da unuttuk. Şu parça çalışıyor. Sadece böyle uymayacağı için, yani bunun böyle olması lazım. Tamam işte X5'inki. Yani bunun şey lazım bize işte, şusuz, hafızasız. Hafızalı alsan da bir şey olmaz. Uymuyor abi. Soketlere bir, iki soket. Soketi boş kalsa olmuyor mu? Olmuyor, uymadı. Denedin mi? Ha. Şu işte, tam olarak şu. Görüyor musun abi, ters ya bu. Tamam. Bu uyuyor. Tamam, bakalım uyacak mı? Parça koduna bakalım da. İşte mesela arkadaşlar koltuğu İngiltere'den aldık. İngiltere'den aldığımız için sürücüyle yolcu tarafı farklı olduğu için işte sürücüde hafıza var, yolcuda hafıza yok normalde. Ama biz buraya getirince yolcuda hafıza oldu. Sürücüde olmadı. Alttan onları değiştirdik. Ondan sonra onu oraya aktardık. Bunu buraya aktardıkları zaman ben orada hastaydım. Elektrikte bir sıkıntı olmuş. Kısa devre olmuş olabilir bir şey. Yani böyle şeylerle karşılaşacaksınız zaten. Komple tesisatlar oraya aldık. Bununkini buraya aldık. Sonuçta uyduruyoruz yani. Hani uyduruyoruz derken şeyimizden uyduruyoruz da birbirine uyduruyoruz anlamında. Öyle yapıyoruz. Şimdi mesela ben bilmiyordum. F15 X5'inki uyar dedi arkadaşımız. Şimdi bir de onu deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylerde de deneme yanılma yapılıyorsun. Bazen masraf ediyorsun fazladan. Hani böyle ekstradan bir şey çıkınca. Normalde bu sigortanın atmaması lazım mesela. Ya da koltuğun dahil olmaması lazımdı. Tamiratı olacak işte. Baktığımızda aynı gibi görünüyor ama değil yani. Şimdi arabaya şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Bu zaman zarfında ne kadar? Normalde böyle bir arabanın toplanması bir ay gibi bir süre alır. Aşağı yukarı. Normalde öyle alır yani. Normalde bir ayda topladık sayın. Necip'le olunca biraz daha uzuyor. Necip yok, arkasından konuşayım birazcık. Necip'le biz böyle projeleri yaparken falan en sonunda kavga ediyoruz birbirimizle. Yapacağım projeyi zamanı falan diye. Araya ben de kaynıyorum. Araya Sefa da bir giriyor, o çıkıyor falan. Neyse biz kendi aile birliğimiz için de yaptık. Şimdi arabanı şöyle size bir etrafından göstereyim. Dönüşümdeki bak parçalarımız, bunu da mesela İngiltere'den almıştık. Nereden anlarsın? Craze yazıyor. Burada sürtme mi demek diye. Vallahi hiç de duymadığımda bir kelime lan. Craze. Çatlak. Sürtme bence. Sküf var şurada. Şurada scuff var. Bu normal böyle çizikler falan anlamına geliyor ama bu burada daha bir değişik bir şey var yani. Şurada var. Mesela bunları adamlar bir güzel işaretlemiş. Bunları böyle böyle sağdan soldan topladık. Kimini hurdacılardan, kimini işte BMW servisinden aldığım oldu. Mesela ben M4 egzozumu M3 Competition egzozuyla Sefa'ya M4 egzozu aldık. M3 ile M4'ünki aynı. Onu bir BMW servisinden aldım. Borusan'dan aldığımı düşünün. Hatta alırken adam bende M4'ün fazla parçaları var, göndereyim mi sana dedi. Gönder dedim. Bir tomarda M4 parçamız oldu. Ondan sonra devam ettik. Şimdilik duruyor, onlara bakalım. Daha tam gelmedi. Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Çamurluklarını burada Necip'le yaptık. Şimdi daha yeni böyle vurunca gidecekse yapmasın. Çağır Necip'i getirin. Ya, çamurlukları burada yaptık arkadaşlar. Bu sefer çeyrek almadık. Mesela buradan şöyle şuradan kesme işlemiyle bu benzin kapağını buradan aldık. Şöyle aşağı doğru geldik. Tabii şu anda daha çok kabası yani. Bizim baz arabamız nasıl? Abi, kaç model ne aldık? 2014 aldık. Teknoplus aldık. Sunrooflu özellikle buldum. Kazası falan var mıydı bunun? Abi kazası sadece iki tane kapı boyalı. Ön üç parça hatasız, arka çamurluklar hatasızdı. Kaça aldın? Abi biz alırken biraz erken aldık. 470'e aldım. Şimdi bu 800'dür abi.
Bir o kadar da harcadım ona. Tabii. Onu da soruyorsunuz. Bugün hatta bir arkadaşımız mesaj attı arkadaşlar. Abi bir dönüşüm yapsak kaç yaparız falan diye. Ben dedim ki birazdan şeyin içine gideceğim dedim. Dönüşüm arabasının içine gideceğim. 400-450 arası da bir maliyeti olur kabaca diye. Yani aklımda öyle kalmış. Sefa'da da tam hesaplar var. Tam dedi 450 tuttu abi dedi yani. Böyle bir işlemin maliyeti aşağı yukarı bu kadar tutacak. Bunun da bilginiz olsun ama bunun içinde devam ettikçe göreceksiniz her şey var. Şöyle gelelim. Kapıları değiştirmiyoruz. Çamurlukları değiştirdik. Jantları aldık. Jantlar da gördüğünüz gibi araba bu kadar genişlemiş durumda şu anda. Normalde 3,5 santim gibi bir şeyi var. F80'lerin M3'lere göre 7 santim bir farkı var. Zaten burada o kadar var yani. 2 parmak aşağı yukarı 3,5 santim ediyor. Altta marşpiyer var. Marşpiyerlerimizin biri burada. Öbüründe 0 aldık değil mi? Diğeri karşıda 0 aldık. Bak birini buldum. Bunu da gene İngiltere'den bir şeyden bulduk. Hurdacı da demeyelim de adamlar hem araba satıyor hem hurda satıyor yani. Değişik böyle. Çıkmayan sanayici tamirci servisten bulduk. Öbür tarafı buradan bulamam. Oradan bulamadık. Borusan'dan 0 getirdik. Fiyatları ne kadar oldu? Hemen abi 0'ın 6 bin lira. 6 küsür aldık. Bunu da 4'e falan almıştık aşağı yukarı. Bu şeyde 3,5 ya da 4'e almıştık aşağı yukarı. O zaman pound kaçtı ama? Daha düşüktü. Şimdi pound 21 falan. Şimdi daha yüksektir yani maliyetler. Sonra geldim bu tarafa doğru. Aynalarınız. Senin yaşadığın sıkıntıyı biz de yaşadık. Evet. Ayna sağ sol. Klibi izleye. Göz göre göre. Alma dememe rağmen. Alayım bir de ben deneyeyim dedim. Denedim. Doğruymuş. Bravo. Denedim oldu. Aynalar İngiltere aynası. Şeyi küçük kalıyor. Gene driver side işte passenger side yani sürücü yolcu muhabbetinden dolayı. Burada şey olsa bile konveks olsa bile gene de rahatsız ediyor. Aynalar M4 müydü M3 müydü? M3 tamam. Orada bir pin sorunumuz olmadı. Soket sorunumuz olmadı ama taraf sorunumuz oldu. Arkadaş ayna da İngiltere'de ucuz yani. Hani Polonya'dan bile daha ucuz İngiltere'deki aynalar. Orada da öyle bir durum var. Aynayı değiştiremiyor musun? Değiştiremiyorsun. Buradaki motorunun şeyi falan aynaya o açıyı veremiyorsun yani bir şekilde. Sol daha az görünüyor. Sol daha kapalı görünüyor. Ne kadar açsan bile kapalı görünüyor. Çok şu da mesela bunu yapamıyorsun daha. Buralara takılıyor yani. İşlerine takılıyor. Şu ayarı vermek için böyle açık kalıyor burası. Daha da açman gerekiyor aslında. Bak o da çizmiş de. Alt tarafa takılıyor. Anladım. Daha da gidemiyorsun yani. O yüzden böyle bir ayna alırsan İngiltere'den hangi araba için alırsanız alın bu sorunu yaşarsınız arkadaşlar. Sonra çamurluklarımıza geldik marş bir yerlerden sonra. Çamurluklar var. Bunların şimdi kaput açık mı acaba? Bir kaput açsana. Şeye patlamaz değil mi lan cama? Yok abi. Ben onu patlatmış biri olarak çok eğlenceli olmuyor yani. Patlayınca üzülüyorsun. 15 bin lira olunca böyle bir keyfin kaçıyor. Şimdi çamurluklarla da şöyle işlemlerimiz oluyor arkadaşlar. Redrill ettik miydi bunu hatırlayamadım. Yeniden delik açtık mıydı? Açtık mı biliyor musun sen? Redrill. Okay. Oğlum madaf. Ya İngilizce bilsem böyle olurdu. İngiltere'de araba toplamaydın iki kelime öğreneydin şurada. Bunları hatırlayamıyorum ama kaputta şunları hatırlıyorum. Kaputun ayaklarıyla falan oynamamız lazımdı ve oynadık. Neden oynuyoruz biliyor musunuz? Çünkü kaput gene uzun. Bir F30'a göre uzun. İzlediğiniz muhtemelen E93 M3 dönüşümü vardı. Orada da mesela kaput 4 cm'ye yakın uzunmuş. Benim araba G80'de de 4 cm, 3,5 cm uzundu. Bunda da uzun. O yüzden şeylerle oynuyoruz. Ayaklarla oynuyoruz. Aynı zamanda çamurlukların yerleriyle de oynuyoruz. Yani onların ayarlarını yaparken farları falan koyduktan sonra o ayarları yapabiliyorsunuz. Biraz daha öne doğru geliyor. Hatta çarpışma barıyla bile oynuyoruz ki çok ileri geldiği için bu sefer tampona takılıyor. Onu birazcık içeriye doğru itirmek gerekiyor bir şekilde. Onun haricinde bir şey aldık. CS kaputu aldık. Değil mi? Tabii bunu bir kandan aldık. Türkiye'den aldık. Kaputu hani yurt dışından getirmek gerçekten büyük iş yani. Zor iş. Hani çok hoşumuza giden de bir iş değil. Maliyeti de yüksek. Hani sıfır kaputu alıp da getirebilirsin. Çok sorun olmaz ama onu bir kandan bizim 360 garajdan burada vardı hazırda elimizde. Dedik ki onunla uğraşma bilmem ne. Çamurlukları da. He. Onları da oradan aldık. Hani 3-5 bin lira fazla verdik. Belki biraz daha fazla verdik. 10-15 fazla verdik. Ama onlara da getirmekle uğraşmadık. Ha ne olurdu? Bekleseydik getirirdik. Ama artık Sefa İngiltere'den dönecekti. Artık işleri hızlandırmamız lazımdı falan. O yüzden dil okulu şeyini almış. Advanced Level'da sertifikasını almış. Su gibi İngilizce konuşuyor telefonda bende. Parça soruyorum mesela. Oh alright diyor falan. Ondan sonra biz vakit kaybetmeyelim diye bunları da böyle getirdik. İşte içlerini falan sağdan soldan topladık. Ön taraftaki diğer zımbırtılardan bir tanesi de farlar. Farlarımız arkadaşlar LCI farlar. Sefa ile bunun üstüne çok konuştuk. Sefa bu olayı da senden dinleyelim ya. Ben çok konuştum. Far meselesi bayağı bir derin oldu yani. Abi şöyle oldu. Aslında işin projenin başından beri LCI yapacağımız belliydi. Ancak projeye başlarkenki fiyatla sonuna doğru yaklaştığımız fiyatlar alakasız olunca Dövizde bir fırlayınca hani ben de Londra'dan dönünce artık malum bir yerinde para da gelmedi. Londra'da bu arada aşçılık yapıyordu. Alakasız. Olsun pound kazanıyordu. Yani şimdi pound kazanıp pound harcıyordu. Burada Türk parası kazanıp pound'u bir harcayınca 21 katı. Orada dedim ki abi bu sefer normal farları mı koysak? Sertaç abi kızdı. O kadar yaptık.
ettik, eyledik. Ne gerek var? En son ama bayağı bir alamadık farları daha. Bir, alsak mı? Arada şimdi bir 30 bin lira falan fark var. Geçen gidip aldığımız farlar bunlar mı şeyden? Beraber aldıkları farlar. Evet evet, kargodan senle otobüsten aldığımız farlar. Benim arabaya gelirken ona da geldi. Onları da Kadir'den aldık. Buradan ona da selam söyleyelim İstanbul'da. KDR Performans'tan. Onur'la bizim Kadir'den. Bayağı bir süre almadık aslında bu farları. Hani en onu mu alsak, bunu mu alsak, onu mu alsak, bunu mu alsak. En sonunda Sefa bir şekilde para buldu. Bir de arabasına yerden falan çarptılar. Öyle bir aksilik şeyler oldu, oldu, bir şeyler oldu ekstrada. Farları da aldık. Farların her şey çalışıyor mu? Kodlanması her falan, şey çalışıyor. Mahvolsun. Adaptif. Onları aktif ettik. Virajı da böyle şey değişiyor. Sinyalleri. Her şey şu an tamam. Bunları da Ankara'da Mesut Oto'da yaptırdın galiba. Mesut Elektronik'te yaptırdım. Bizim Onurlar oraya yönlendirdi çünkü. Yani sonuçta projenin de bir kısmını da daha hızlı hareket edebileceğimiz yerlere de kaydırmak zorunda kaldık. Ben hasta olunca zaten hiç bakamadım. Bazı bölümlerde maalesef o talihsizlik oldu. Geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Onlara da gelelim ama koltuk kısmını Sefa anlatsın ya. Koltuklar o daha böyle cebelleşti yani. Ben işte telefondan hallettim koltuk işini. Sefa bayağı fiziksel olarak uğraştı. Kimden şöyle, aldın? Nasıl aldın? Ne oldu? Koltuklar iki parça aldık. Arka seti ve kapı işlerini bir arkadaşla aldık. Önleri ayrı aldık. Hangi arkadaşlar bunlar? İkisi de senin arkadaşların abi. Gittim o Sertaç'ın falan yeğenleri arkadaşları falan filan havada karşıladılar beni. Kaldırmışlar. Onlar da bir tane M3 dönüştürüyorlardı. Dedim aa dedim ben de dönüştürüyorum. Sonra abi şöyle, bu koltukları ben Londra merkezde yaşıyordum ben. Bunları Brighton'dan aldık. Nasıl alacağız, ne edeceğiz? Araba yok, tanıdık yok. Bir iki saat falan mesafede aşağıya. Bir araç kiralama şirketinden araç kiraladım. Ehliyetimiz orada geçerli. Sağdan direksiyon, manuel bir tane Golf kiraladım. Ama o 2,5-3 saati nasıl gittim? Hiçbir şekilde ben de bilmiyorum. Vites atmaya çalışıyorum sağdan, vites solda, araba manuel. Yolları bilmiyorum, GPS elimde. Ama ters geliyor her şey. Çok bu arada şey çok ters. Zordur arkadaşlar. Yani yurt dışında tersli araba kullanmak herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Hele ilk kez kullanıyorsan bayağı bir sıkıntı yaratır. Allah'tan araç yeni bir araçta şerit takip vardı. Ha. O sen mallaştın. Beni yolda. Tutuyor. O tamam. Beni yolda biraz tuttu. Koltuklarımızı da ön iki ayrı almıştık. Bunlar sıfır gibi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi birazcık temizlendikten sonra böyle güzel derileri de çıkacak gayet güzel. Arkaları da M3 bulmak genelde zor. M3 bulduk hemen al dedim. M3 koltuğunu. Çünkü M4 alınıyor genelde projelerde. M4 koltuğu konulup devşirilmeye çalışılıyor. Ama ben yaptığım zaman da aynı şey oldu. Aralarda birazcık boşluklar kalıyor. Hani %100 fabrikasyon gibi olmuyor eğer çok iyi bir adamla çok uzun bir süre uğraşmıyorsan yani. Ama bunlar aldın aynı yerlerine aynı şekilde takıyorsun. Ha, cincik gibi duruyor vallahi müthiş. Ekstra bir parça arttırdık burada. Bunu ekstra verdiler. Yamuk değil ters. Bunu hediye verdiler. Bunu böyle takacaksın. Şöyle takarsan gel göstereyim tam oluyor. Şöyle. Yani belki bu şekilde uyar ya bak, ne bileyim. Bak yaptırıcı bak olacak o yine. Bunu buradan söküp bunu buraya takarsan yani zaten kaldırma burada bir mandalı falan yok aslında. Bunu buradan söküp buraya takarsan şu ucunu bu taraftakine vermiş olursun. Bir zararı olur mu? Bence hiçbir zararı olmaz. Bu el frenini tutacak abi. El frene denk geliyor. Tam çekmeyiz abi. O yüzden abi onun öyle. Denk gelmiyor mu el frenine? Nasıl denk? İşte el frenini kapatıyor abi. Diğer el freni olmuyor. Hayır hayır böyle bak. Böyle... Değmiyorum el frenine. Tamam değmiyor da o el freni olduğu için orası kesik normalde. Tamam bir ama şey yok yani bir zararı yok bize. Ha. Ya bunu şöyle kırabiliriz. Evet mesela. Evet. Şimdi kaydırma mekanı kızağı vardı. Bir şeyimiz de var. Aa örümcek İngiltere lan sokar mokar İngiltere'den örümcek geldi. Yaşıyor bak koşuyor valla. Abi Türkçe anlamaz. Bizi örümcekleri ver lan. Hello how are you? Yok oğlum bizim yukarıda girmiştik lan Türk örümceği. Türk müsün? La birader. Bizim... Şurada bir açıklık kaldı ama. Şöyle öne doğru yapsak biraz el frenine gelir. Azıcık indirsen şöyle, şöyle alsa burada bir... Ama orada bir yükseklik olacak zaten. Bak burada bir... Oğlum burada iPhone'u olan kablosunu geçirsin diye ya. Hiç kafan çalışmıyor şimdi. Bence olur abi. Öbür türlü sıkışıyordu. Tamam böyle kalsın bu. İkili. Velhasıl onu da hallettik. Necip senin de aklına yattı değil mi? Muhteşem oldu. Bunu da bir şekilde çözdük arkadaşlar işte tanıdık. Önceki bağlantılar bilmem ne hani koltuğun şeyini de söyleyeyim. Bir 4 sene önce falan benim arabayı yaparken belki de 5 sene belki de 6 sene önce. Telefonu da kayıtlıymış adı. Koltuk diye kaydetmişim İngiltere koltuk diye. Çocuğun adını hatırlamıyorum şu anda. O da sen de böyle kaydet. Ondan sonra mesaj attım. Baktım geri döndü o havari WhatsApp bro falan feşmen. Oradan dedim ki Sefa biz buradan bunu alıyoruz. Sen git bunu buradan kap yoksa bulamayız. Hakikaten de çok zordu yani.
M3 koltuğu için. Arka tarafta. Öndeki de benim bir arkadaşım. Onu daha hatırlıyorum. Öbürü hayal meyeli yani. Egzozlar. Egzozları nasıl yaptık? Bir gün yazdın bana yarın sabah egzozlar gelecek evden çıkma diye. Egzozlar deyince bu herhalde... Ben dedim ki parça parça gelecek yani herhalde. Konuşuyor gibi oldu. Bir tane bir M4 geldi. Ben bekledim ki hani böyle parça parça gelecek. Sonuçta şu arka susturucu bir de orta susturucu. Adam açtı bagajı. Arkadan soktu böyle. Direkt bütün olarak geldi bu. Eve girdi. Direkt bütün çıkardı. Koltuklar yatırmış, kolçağı öne almış. Direkt ve bütün çıkardı verdi bana. Çıkardı verdi. Çıkardı verdi. Sonra ben bunu bir daha kesmek zorunda kaldım. Bunu sen evde böyle... nasıl kestin lan? Ben kestim dedin ama ben neyle kestim? Abi Londra'da nalbur buldum. Kesici. Bir tane nalbur buldum. Demir ızarı aldım. Evde kestim onu işte. Vallahi Türkiye'de zor keseriz. Ha. Gidip Maos'tan bulabilir miyiz acaba öyle bir şey? Buluruz herhalde abi. Şeyli mi kestin? Demir ızarı. Şöyle kendi eline kestin. Gece yani. Saat 2'de şikayet geldi. Kurç. Gece saat 2'de kestim onu, şikayet geldi. Londra'da böyle sesler normal değil. Kemikli mi kesiyorsun zannetmişlerdi. Ne olur ne olur. Ses bu arada yanımda da benim egzoz da geldi. Artı işte M4 parçaları adam. Böyle M4 parçaları da az önce bahsettiğim gibi serpiştirmişti. Onlar falan da geldi yani. Sefa evden bana bir hikaye attı. O hikayeyi de bulursak koyalım şeye. Abi bunu mutlaka koyalım. Evden hikaye attı bir. Evin içi şey. Bu da garibim. Benim egzoz daha önce mi gelmişti? Neydi? Kendi egzozu zannettim. Kendi egzozu zannettim ya. Oğlum, hatta dedim değil ki Sertaç abi kıyak geçti bana şu plastikler de geldi. Ama baktım bunlar nereye takacağız abi diyor falan diyor. Onlar benim demiş. Abi diyorum bunlar da M4 yazıyor. Olmaması lazım. Neyse onu da egzoz aldık. Egzoz da nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten yerleri uyuyor. M4 egzozu birebir aynı. Bizim F30'a da yerleri uyuyor. Gene işte Nevzat'ta yapacağın gibi gelecek bir Y-pipe'le oradan tek gelen şeyi ikiye bölecek. Sağdan soldan çıkaracak. Şurası zaten ağızları hazır. Onlarda çok bir sorunumuz olmayacak. Bu frenleri de şöyle bir gösterelim. Benim çıkıyor siz gösterin. Abi ben alttakini açalım. Şöyle bir tanesini açsana. Bu arka difüzör. Bunu böyle Çinci'den aldık. Fena bir paraya da almadık yani. Bak çok da başarılı şu anda görüyorum. Bayağı iyi yani. Karbon abi. Şeyi de iyi. Deseni çok güzel gitmiş ya. Vallahi herifler ne güzel yapmış. Harbi güzel. Plastik karbon değil değil mi? Kaplı karbon deseni. Ya orayı takmayız abi. O set olarak satılıyordu. Hakikaten çaka. Abi o set satılıyordu. Bak böyle olacak. Anladın mı? Ya onu takmayacağız abi. Abi yok hayır o tersi tamam dur ters o. Şöyle aşağı bakıyor. Burada. He dur tamam sen tak ben de bakayım. Sen de bunu... Bu ne? Onu verme bana. Ben abi şu öbürünü alayım. Dur geliyorum şunu da bir takalım. Ya bunun mesela yerleri falan uymayabilir. Şimdi çok bir zorlamayalım, çizmeyelim. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Görüntü. Yani ben hala o zamanki fikrimin arkasındayım sanki. Neden? Şu aşağıya çıkan ayaklar benim hoşuma gitmiyor. Şuradaki fazlalıklar. Şuradan, şu, buradan böyle kesse, şunun hizasından. Şurada şöyle yukarıda olacak. Şöyle kesse okey ama buradan aşağı sallanması açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Frenlere gelelim arkadaşlar. Fren konusunda az önce bahsettik. Ayak yapılması gerekiyor diye. Onun da sebebi şöyle elimizde gösterelim. Bu takılacak yerlerin F30'da aynı yerde olmaması. Bunu nasıl yapabilirdik? F30 en performans frenleri alabilirdi Sefa. Onu aldığı zaman direkt dökeceksin, takacaksın. Oradaki tek dezavantaj bu frenler 380 mm diskler. Öbürü 370 mm ve buradaki diskleri şimdi ona da bakalım Gürel. Buradaki diskler tamamen gerçekten delikli. Şuraları. Bu delikler gerçek ama en performanstaki bu delikler gerçek değil. Birinci fark bu. İkinci fark da benim Y80 dönüşümümü izleyen, fren kısmını izleyen arkadaşlar hemen fark edecek. Onda böyle bir göbek çıkmıyor ve burada M logoları olmuyor. Arabanın üstündeyken bana sorarsanız bayağı fark yaratıyor. O yüzden buna da yeni ayaklar yapılacak. Yeni ayaklarla takılacak. Bu günümüzde çok fazla yapılan bir şey. Her arabanın, her projenin içinde bu şekilde ayaklar bir şekilde yapılıyor. Frenler oraya sabitleniyor. Çok güçlü arabalarda bile. Eskiden ben otopa girmiyordum ama artık hani otopun bir zararı olmadığını çok gördük. Çünkü ben yaparken bundan 5-6 sene önce bu tür işler çok fazla yapılmıyordu. Hani denenmişliği çok azdı. Şimdi her köşe başında yapıldığı için denenmişliği çok fazla. Kötü bir şey de duymadık açıkçası. Sağlam, düzgün bir usta, düzgün malzemeyle, gerçek olması gereken malzemeyle yaparsa sorunsuz frenlerinizi istediğiniz arabaya takabilirsiniz ya da istediğiniz arabaya istediğiniz frenleri takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya kadar arabayı anlattık. Buradan sonrasında da araba bittikten sonra inşallah Trabzon'a gideceğiz. Ondan sonra belki yurdun dışına çıkma planımız var. Hani arabaya bir şeyler ekleriz, koyarız gibisinden. Sonra o videoda, bir sonraki videoda her parçayı tek 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 listesi elindeki var. Listesinden Sefa'nın şu anki böyle fermanından fiyatlarını size tek tek her parçayı söyleyeceğiz ki aklınızda bulunsun. Ne kadara neyi yapabilirsiniz, neyi yapmayabilirsiniz, arada neleri es geçebilirsiniz onlara bakacağız. Bir de Trabzon'un en şekilli arabalarıyla beraber bir sokak lezzetleri falan. Bilmiyorum ya Trabzon'da i̇şte güzel ya. Bir yayladır mayladır bizi artık Sefa'ya gideceğiz bizi ne yaparsa nereye götürürsün. Biz muhtemelen araba çekemeyeceğiz ama güzel yerlerle gezeriz. Yemeğe belli bol. Arabayı da çekeceğiz oğlum araba. Ne renk olacak araba? Neyse o da sürpriz olsun bir sonraki videoda. Bilmiyoruz. Bomba bir renk geliyor. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle kullan. Eyvallah teşekkür ediyorum.